Herkese uzun bir aradan sonra tekrardan merhabalar. Başlıktan da gördüğünüz gibi evet hamileyim. Şu anda biraz heyecanlıyım. Hem böyle bir video çektiğim için hem de uzun süredir yoktum. Hem burada hem Instagram'da. Başımıza bazı olaylar geldi. Onları anlatacağım size. Hem de hamileliğimi duyurmak için böyle bir video çekmek istedim. Aslında Instagram'da 1-2 hafta önce yayınladım. Bu videoyu çekmek için biraz geç kaldım aslında ama enerjimi yeni yeni toplamaya başladım. O yüzden bugüne kısmetmiş. Şimdi öncelikle her şeyi anlatacağım sırayla. İnşallah sırayla anlatırım, oradan oraya atlamam. Ama önce hamileliğimin nasıl öğrendiğimi anlatacağım size. Bu arada çok fazla sıcakladım. Umarım kamerada terli gözükmüyorumdur. Çok heyecanlandım. Hava da sıcak. Neyse, daha fazla uzatmadan hemen konuya gireyim. Biz bir dönem Instagram'dan takip edenler beni bilirler. Edirne'ye gitmiştik. Bir hafta Edirne'de kalmıştık. Murat'ın babası hastanede yatıyordu o dönemde. Murat onun yanında kaldı. Ben de köyde annemlerde kalmıştım. Aslında adet gecikmesi yaşamadım. Çünkü bu bizim beklediğimiz bir şeydi. Yani isteyerek olan bir durumdu. Tam yanlış hatırlamıyorsam adet olacaktım herhalde o gündü. Benim de olmadan önce bir gün önce böyle karnım falan ağrır. Hiç öyle bir belirti olmadı. Böyle bir şey de beklediğimiz için ben de şüphelendim açıkçası. Hemen eczaneye gittim. Eczaneden erken gebelik testi aldım. Oradan ablamlara geçtim. Ablamda testi yaptım, kenara koydum. Zaten ilk önce tek çizgi oluştu, ilerledi. Şöyle uzaktan baktım, ha dedim bir şey yok. Daha sonra aradan 1-2 dakika kadar geçtikten sonra şöyle eğildim, baktım. Çok 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 derinden ikinci bir çizgi oluşuyordu ama çok silikti. Bekledikçe daha da belirginleşti ama iyice belirgin değildi. Tabii ki hani o anda tabii ki beklediğim bir durum ama o anda inanamadım yani gerçekten şok oldum. Çünkü hani test doğru mudur, yanlış mıdır, o anda insanın aklına bir sürü şey geliyor. Hemen hastaneye gitmek istedim. Murat da tabii o sırada hastanede, hiçbir şeyden haberi yok. Test aldığımdan bile haberi yoktu. Boşu boşuna onu da heveslendirmek istemedim. Çünkü hiç söylemedim ona. Daha sonra hemen ben Murat'ın yanına gittim. Arabada testi gösterdim. Murat'a hamile olduğumu söyledim. Orada tabii biraz duygusal anlar yaşadık. Oradan sonra hemen biz hastaneye gittik. Bir kadın doğumcuya gittik. Ama şöyle bir şey oldu. Ben tabii bilmiyorum böyle bir şey olduğunu. Hiç daha önce araştırmamıştım. İşte duymamıştım da. Gebelik durumu çok erken olduğu için ultrasonda gözükmedi. Yani adet gecikmesinden 10 gün sonra falan gözüküyormuş sanırım ultrasonda gebelik kesesi. O yüzden gebelik kesesi gözükmedi. Gözükmeyince ben tabii iyice hani acaba test mi yanlıştı falan diye sorgulamaya başladım. Doktor daha yok değildir. Hani bir kan tahlili yapalım, ona göre kesin emin olalım dedi. Neyse biz kan verdik. 2 saat sonra çıkacak dediler ama o 2 saat bana nasıl geçti hiç bilmiyorum. 2 saat sonrasında aradım. Evet işte hamilesin ama gebelik kesesi henüz gözükmez. Gebelik kesesinin gözükmesi için bana bir tarih verdi. 15-20 gün sonraya bir tarih vermişti sanırım. İşte o zaman gel, anca o zaman görebiliriz ama haftaya gel kan tahlilini tekrarlayalım. Hani oranların yükseliyor mu yükselmiyor mu ona bakalım dedi. Tabii ki biz ondan zaten 2-3 gün sonra Çorlu'ya döndük. Ben Çorlu'ya döndükten sonra da biz bir doktora gittik. Çünkü ben Edirne'ye gidip gelemem yani şu anda. Acil bir şey olsa buradan benim Edirne'ye gitmem 1,5 saat çünkü. Çorlu'da da hiçbir şekilde doktor tanımıyorum, bilmiyorum. Çok fazla çevrem yok, arkadaşım yok. Herhangi bir doktora gittik. Yine tabii ki kese gözükmedi. Kan tahlili verdik. Kesenin gözükmesi için işte bir tarih verdi, o tarihte gelin dedi. O tarihte biz gittik. Kese gözüktü. Hiçbir sıkıntı yok dedi. Geri gönderdi bizi. Ama yani o doktor yani şimdi doktor olayı çok fazla değişik bir olay. Yani şöyle çok hassas bir konu. Aslında doktor bana şunu yaptı. Bu yüzden memnun kalmadım demiyorum. Sadece benim beklentimi karşılamadı. Çünkü ben daha böyle ilgili, çünkü hamileyim. Ekstra ilgi beklediğim bir dönemdeyim.
benimle otursun, konuşsun, anlatsın, bu böyle, şu şöyle falan desin. Yani ultrasondan bakıp kendine göre evet sen biliyorsun onu ama sonuçta ben bilmiyorum. Benim ilk gebeliğim ve ben bana anlatılmasını istiyorum yani. Bana söyle. Hani bir sıkıntı yok, hadi bakalım kalk giyin güle güle. Böyle bir şey istemediğim için biz doktor değiştirme kararı aldık. Yanlış hatırlamıyorsam 2 kere falan gitmiştik. 3 kere falan gittik doktora. Ondan sonra değiştirdik. O da arkadaşımın bir tavsiyesi üzerine değiştirdik. Onun önerdiği bir doktora gittik. İlk gittiğim doktor erkekti. Şu an kadın doktora gidiyorum. Bundan gayet memnunum. Çünkü gerçekten mesela şu anda ultrasonda bana uzun uzun işte şu anda kolunu böyle yapmış, işte ayağını böyle yapmış, şuradaki kolu, şu çenesi, işte şu midesi falan diye her şeyi gerçekten en ince ayrıntısına kadar gösteriyor bana. Zaten benim de beklediğim bu. Çok büyük bir şey beklemiyorum tabii ki. Ama biz doktoru değiştirdiğimiz zaman, şu an gittiğim kadın olan doktora gittiğimiz zaman ben 6 haftalıktım. Ve gebelik kesesinin yanında bir kanama olduğunu öğrendik. Bayağı da büyük bir kanamaydı. Şöyle C şeklindeydi hatta, hatırlıyorum. Hemen gebelik kesesinin yanındaydı. Düşük riskimin olduğunu söyledi. Hemen Progestan isimli bir ilaç var. Ona başladık. Ben fitil olarak kullandım. Bir ay boyunca kullandım. Ben seni bir hafta sonra görmek istiyorum dedi. Ama bu süreçte kesinlikle yemek yemek ve tuvalet ihtiyacını gidermek dışında ayağa kalkmayacaksın. Sürekli yatacaksın dedi. Ben gerçekten tabii ki çok korktum. Çünkü hiç beklemediğim bir şeydi. Kim zaten bekler ki böyle bir şeyi? Ve çok endişelendim. Hemen annem geldi zaten. Murat işe gidiyor. Benim yemek yemem lazım. Zaten mide bulantılarım da başlamıştı. O sırada annem geldi. Bir hafta doktor kontrolüne kadar bizim yanımızda kaldı. Bana işte yardımcı olmak için yemeğimi, suyumu falan getirdi. Doktora gittik ama kanama hala geçmemişti. Yine ben istirahate devam ettim. Bu sefer dedi ki 2 hafta sonra gel, 2 hafta sonra göreceğim. Ben 2 hafta boyunca yine yatmaya devam ettim. İşte annem gitti, Murat'ın ablası geldi falan. Sonra 2 hafta sonra tekrar gittik. Yine kanama geçmemişti. Ben çok büyük umutlarla gitmiştim ama kanama yine geçmemişti. Ama bu sefer kesenin altına inmiş dedi. Yani bu iyi bir şey dedi. En azından kesenin yanında, üstünde falan değil, alt kısmında. Ve küçülmüştü. Yine tabii ki ben istirahat edemem ama o dönemde zaten ben evde olmaya bile alışık olmayan bir insanım. Yatmaya kesinlikle alışık değilim. Sürekli yatıyorum. Tabii ki annem gitti, Murat'ın ablası gitti. Ben yalnız başıma kaldım. Zaten orada çok fazla arkadaşım yok. Olanların da zaten herkesin kendine göre işe gücü var. Çok fazla gerçekten yıprandım mı diyeyim artık, bunaldım mı diyeyim bilmiyorum. Ama çok ruhen çok yoruldum. Çünkü sürekli yat. Sürekli yattığınızı düşünün. Yani telefon bir yere kadar, televizyon bir yere kadar. Sürekli ağlıyorum zaten, korkuyorum bir şey olacak diye. İşte canım sıkılıyor, ağlıyorum. Havalar güzelleşmeye başladı. Herkes dışarıda, ben dışarı çıkmak istiyorum. Ama buradan mutfağa bile gidemiyorum yani o derece. Hatta duşumu bile inanın oturarak aldım. Tabure koydum sürekli. Sonra ben tabii bir ay, tam olarak bir ay yattım. Bir ay sonra biz doktora gittik. Yani bir ay sonra dediğim hani o sürecin sonunda yine doktora gittik. Bu sefer kanama tabii ki geçmişti artık. Hiçbir şey yok dedi ama hani risk sonuçta 3 aylığa kadar, hatta 5 aylığa kadar devam ettiği için yine önlem amaçlı bana bir düşük önleyici ilaç yazdı. Onu kullanmaya başladım. Aynı zamanda idrar yolları enfeksiyonum var. Bu benim 3 yaşımdan beri olan bir şey. Bunu çok ayrı bir zamanda konuşuruz bununla ilgili. İdrar yolları enfeksiyonu da doktor diyor ki bu da hani düşük riski olan bir şey. Yani idrar yolları enfeksiyonunu istemiyoruz biz diyor gebelik durumunda. Yani sürekli işte 3'te su, ben bu yaşıma kadar herhalde günde bir bardak falan su içiyordum herhalde. Şu an 3 litre su içiyorum mecburiyetten. Bazen geçiyor yani, iyice geçmiyor ama işte bazen 4-5'e iniyor, bazen 8-10'a çıkıyor falan. Bu da ağrı yapıyor tabii ki. Bir de benim bel ağrım hiç geçmedi. Bu kanamayı öğrendiğimiz 6. haftadan itibaren
bu zamana kadar hala, yani şu aralar biraz yine geçti, benim sürekli bir bel ağrım var. Doktor da diyor ki bana, işte bel ağrısı düşük tehdidi, düşük riski. Böyle de olunca ben tabii iyice korkuyorum falan, ama ben şuradaki salondaki koltukta bir ay boyunca yattım. Burada yattım gündüzleri ve koltuğun arası, ortası ayrık. Ve benim belim, ne kadar yorgan da koysam ben oraya, bir şeyler de sıkıştırsam, sürekli oraya girdi. Ve ben belimin yatmaktan ağrına inanıyorum. Çünkü şu anda benim bel ağrım geçti. Neden geçti? Çünkü ben artık yatmıyorum. Yani doktor dedi ki tamam artık hani 7-24 yatma. Ama ayakta da çok durma, dinlen. Ben ayağa kalktığımdan beri benim bel ağrım da geçti. Çünkü ben, yani hatırlıyorum, buradan işte Edirne'den 2 saat İstanbul'a gidiyordum. Ben arabadan inerken bel ağrısam inemiyordum. Yani bir de bir ay boyunca, hatta 1,5 ay boyunca sürekli yattığınızı düşünün. Tabii ki de doğal olarak bel ağrısı olacak. Ama işte hani doktor da tabii ki önlem açısından sürekli beni takipte tuttu. Bu zamana kadar hep ben 2 haftada bir kontrole gittim. Şimdi artık ayda biri döndü. Şu an 3 hafta falan var kontrolümüze ve bana zaman geçmiyor. Geçtiğimiz haftalarda ben tekrar bir hastanede yattım, müşahede altında kaldım. Serum falan verdiler bana, ağrı kesici. O da yine ağrılarım var diye gittiğimde doktora, doktor dedi ki hani müşahede altında tutalım, seni yatıralım. 3-4 saat falan kaldım, serumlarımı aldım, çıktım. Şu an çok çok daha iyiyim, çok şükür. En azından kendi ihtiyacımı kendim giderebiliyorum. Dışarı çıkıp artık dolaşabiliyorum. Ama çok fazla yoruluyorum. Mide bulantılarım da geçti şu anda. Zaten çok fazla mide bulantım olmadı ama gün günü tutmuyordu. Özellikle geceleri çok fazla mide bulantım oluyordu. O süreçte de çubuk kraker, tuzlu çubuk kraker ve ayran bana çok iyi geldi. Bu yüzden de ne burada ne de Instagram'da hiçbir şey paylaşamadım. Zaten hani o dönemde moralim bozuldu, canım istemiyor. Ki zaten bütün gün yatıyorum, paylaşacak hiçbir şey zaten yok paylaşmak istesem bile. Ama o anda insanın gözü hiçbir şey görmüyor. Yani sürekli yat yat yat, zor, gerçekten çok zor dönemlerdi. Ama şu anda geçti neyse ki. Ben tabii sonradan öğreniyorum. Bu gebelik kesesinin yanındaki kanama çoğu zaten gebelerde oluyormuş, olan bir şeymiş. Gebelerin yani %80'inde görülüyormuş. Neyse ki dediğim gibi bunu da atlattık çok şükür. Şu anda yavaş yavaş büyüyoruz. Başka söylemek istediğim bir şey var mı diye düşünüyorum. Yani böyle bunları sizinle paylaşmak istedim. Sizler de zaten çok merak ediyorsunuz. İşte neredeydin, hamile olduğumu açıkladıktan sonra da işte bir rahatsızlık mı geçirdin, yoktun falan diye. O yüzden bunları sizlerle paylaşmak istedim. Sevincime ortak olduğunuz için hepinize çok 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 teşekkür ederim. Aktif olarak Instagram'da tabii ki her şeyi paylaşıyorum. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Buradan da zaten bebeğin alışverişini, odasını falan her şeyi birlikte yapacağız. İnşallah o günleri inşallah Allah gösterir bize. Şimdi o zaman burada artık videoyu kapatıyorum. Gerçekten hem çok heyecanlandım hem de çok fazla güneş vuruyor. Çok sıcakladım, terledim. O yüzden artık videoyu burada bitiriyorum. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Çok öpüyorum. Görüşürüz.